LGBT kışkırtmasına karşı artık sesler yükseliyor, tepkiler çoğalıyor. İşte bugün de amaç bunun gözler önüne serilmesiydi, seslerin yükseltilmesiydi ve artık harekete geçilmesi için farkındalık oluşturulmasıydı. Saraçhane'de buluşuldu, bu haberle başlayalım. 200 kurum ve binlerce vatandaş LGBT dayatmasına karşı İstanbul Saraçhane'de buluştu. Çocuklarımızın, ailelerimizin ve insanlığın korunması için LGBT'ye karşı yasa çağrısı yapıldı. Alanda Türk bayrakları dalgalandı. 7'den 70'e vatandaşlar görev başındaydı. Buraya itiraz ediyorum. Sosyokültürel teröre dur de. Köksüzleşmeye, ailesizleşmeye, cinsiyetsizleşmeye karşı ayaktayız. Meydan okuyoruz. Günler öncesinden duyurular yapıldı, rövizler ve pankartlar hazırlandı. Kürsüden önemli mesajlar verildi. Artık LGBT dayatması var. Bütün popüler karakterler, popüler itemler, eşyalar hepsi LGBT'nin renkleriyle hemhal olmuş vaziyette ve bunları kullanan çocuklar çok popüler gösteriliyorlar bu platformlarda. O yüzden çocuklarımızın YouTube'da ne izlediğine, bir de oyunlarda neler oynadığına lütfen dikkat edelim. Bu gidişatın özellikle aileyi hedef aldığını düşünüyordum. Fakat şimdi ailenin de ötesinde bütün insanlığın tekrardan kendi fikirlerine göre yapılandırması projesiyle karşı karşıya olduğumuzu anladım. 200 kurum ve binlerce vatandaş LGBT dayatmasına karşı İstanbul Saraçhane'de buluştu. İlk defa insanlık tarihi bir şeyle karşı karşıya. LGBT siyaseti, sermayeyi, eğitimi, orduyu, sanatı, medyayı kullanarak bizim gibi olmak zorundasınız diye bize dayatıyorlar. Bütün insanlık için, insanlığın soyunun devamı için, çocuklarımız için buradayız. Türkiye'nin tam bağımsızlığı için, insanlığımızın gelecek mutluluğu için, bilimin LGBT propagandasına payanda edilmesine asla müsaade etmeyelim. LGBT propagandası küresel emperyalizmin elindeki araçlardan bir tanesidir. Çocuklarımızın, ailelerimizin ve insanlığın korunması için LGBT'ye karşı yasa çağrısı yapıldı. Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu üyesi Avukat Zühre Genişel'in konuşması büyük alkış aldı. Sayın vekillerimiz, sorumluluklarınızın farkına varmanızı bekliyoruz. Hukukçu kimliğimle özel olarak belirtmek isterim ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin LGBT propaganda ve örgütlenmesini yasaklaması anayasanın gereğidir. Anayasamız Türk toplumunun temeli olan aileyi korumayı emreder. Kanunlarımız çocukları korumayı emreder. Meclisimizin LGBT propagandasını yasaklaması siyasi bir tercih değil, zorunluluktur. Rusya, Macaristan gibi ülkeler yasakladı. Sıra bizde. Türkiye'de bunu başaracağız. Cumhuriyetimizin 100. yılında küresel saldırıya vereceğimiz ulusal yanıtla dünyaya bir örnek bir mücadeleye hepimiz önderlik edeceğiz. Alanda Türk bayrakları dalgalandı. 7'den 70'e vatandaşlar görev başındaydı. Büyük buluşmaya Vatan Partisi Görev Vakfı, Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi yöneticileri de katıldı. İnsan soyunu korumak için küresel emperyalizmin bu saldırısı ile mücadele etmek zorundayız. Bu mücadelede eşcinsellik ve cinsiyetsizlik gibi politik hareketleri destekleyen kişi ve kuruluşları popülizmden ve küreselci emperyalizmin saldırı korkusundan sıyrılıp insanlığın geleceği için bizimle birlikte davranmaya davet etmek istiyorum. Ali Rıza Hocam, sizi bırakmayalım. Ali Rıza Özkan Bey, Horasan erenlerinden, çok değerli bir sanatçımız. Bugün bizimle beraber burada olmanız çok kıymetli. Çok teşekkür ediyoruz. Rus siyaset bilimci ve strateji uzmanı Alexander Dugin de büyük aile buluşmasına video mesaj gönderdi. Relation between sexes to save the family, to save
dignity of the human being. Congratulate you for your will, for your decision, for your bravery, for your strong feeling of justice and for your defense of normality. As religious people, it is clear that God has made a woman and men, Adam and Hava. That is the fight. Konuşmalar sonrası binlerce kişi Saraçhane'den Beyazıt'a sessiz bir yürüyüşe geçti. Görüntülere de yansıdığı gibi Batı'nın LGBT dayatmasına karşı her kesimden vatandaş bugün Saraçhane'ye akın etti. İnsanlık değerlerinin ayaklar altına alınmaya çalışıldığı ama buna geçit verilmeyeceği vurgulandı. Ulusal Kanal ekibi de gün boyu vatandaşlara mikrofon uzattı. Şimdi vatandaşların ne dediğine de birlikte bakalım. Tüm dünyadaki insanlar için buradayım. Elimden gelen ne varsa yapmak zorundayız. Çünkü bu konu çok önemli bir konu. Bunu hiç kimse ama hiç kimse pas geçemez. Biz gençler olarak Saraçhane'deyiz şu anda. Ben öncelikle ulusal kanala, televizyon kanalımıza böylesine önemli bir konuya duyarsız kalmayıp destek olduğu için, yayınlarınızda yer verdiğiniz için ve bu toplantıyı bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya duyurduğunuz için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, önemli bir mesele. Çok farklı görüşlerden insanlar buraya toplandık. Mesajların netti. Aile değerlerinin korunması için görev başında olduklarını vurguladılar. LGBT dayatmasına karşı bir kez daha kararlılıklarını ortaya koydular. Bizler de aile sorunun değil çözümün kaynağıdır diyerek biz de burada ailemiz için, insanlık için buraya geldik. Dünyanın birçok ülkesi şu anda bu konuda hassas davranıyor, alarm halinde. Onun da bizler burada muhakkak yasal haklarımızı kullanacağız ama gereken yasal düzenlemenin yapılması lazım. Batı'nın LGBT dayatmasına karşı her kesimden vatandaş Saraçhane'ye akın etti. Bir torunum var benim de. Onun için böyle geldim buraya. İnşallah böyle desteklemiş olurum ben de. Bunun karşısında durmak her Türk'ün, hatta her insanın bir vazifesidir. Biz de bu vazifeyi yerine getirmek için buraya geldik. Artık bu hangi aşamaya gelmiştir? Bir zorbalıkla, bir diktatörlükle insanlığın üstüne bu LGBT dayatması çökmüş durumda. Biz tabii buna karşı çıkıyoruz ve bütün insanlıktan yana, Türkiye'den yana, bilimden yana insanlara da şunu söylüyoruz. Bu dayatmaya karşı çıkalım. İnsanlık değerlerinin ayakları altına alınmaya çalışıldığı ama buna geçit verilmeyeceği vurgulandı. İnsanlığa yapılan bir müdahale. Bu sadece Türk alemine, Müslüman alemine değil, Hristiyan alemine değil, bu tüm insanlığa yapılan bir zulümdür. Bunun farkına varmalarını istiyoruz. Aslında biz fıtrata uygun olanı, doğal olanı savunuyoruz. İnsanlık değerleri ayaklar altına almaya çalışılıyor. Bunun en başında örneklerinden bir tanesi de bu koldan yürümeleri. Şeytani değerleri asla ve asla bu ülkede ama hiçbir zaman ayaklar altına alacağız. Bırakmayacağız onları, önü her zaman keseceğiz. Ulusal Kanal ekibi gün boyu vatandaşlara mikrofon uzat. Bu bir siyaset üstü profesyonel. Yani hepimizin aileye önem veriyorsak, manevi değerlerimiz varsa ve nüfus güçlü diyebiliyorsak, stratejik akılla bakabiliyorsak bu profesyonelin artması lazım. Ailemizi korumamız lazım. Göstermesek artık bunlar normal hale gelir. Bunların normal hale gelmesini istemiyoruz. Toplum zinciri malumunuz içinde oluşturan en önemli halkalardan, aileden meydana gelir. Ve bir zincir de en zayıf halkası kadar güçlüdür. Biz aile zincirini korumak zorundayız, güçlü tutmak zorundayız.